Belediye Başkan adayımız Sayın Ömer Faruk Çelik Başkanımızla birlikte Tokyo'yu ziyaret. Tokyo 3 konutlarının AK Parti iktidarı döneminde Manisa'ya kazandırdığı büyük eserlerden bir tanesi olduğunu söyleyen AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Donguç, artan ev fiyatlarından belediyenin sorumlu olduğunu ifade etti. Manisa'da ev fiyatlarının ve kiralama fiyatlarının makul bir seviyede kalmasını AK Parti iktidarı zamanında, AK Parti belediyesi iktidarı zamanında başarıyla yerine getirmiş bir belediyecilik örneği sunmuşuzdur. Manisa Belediyesi şu son 5 yıllık döneminde bir tane dahi konut üretemeyen bir belediyedir. Bu nedenle büyük oranlarda artan ev fiyatlarının ve aynı zamanda kira fiyatlarının birincisi sorumlusudur. Tokyo 3'e yapılan ziyaretin ardından MHP Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Cem Çöllü'nün bilgisizce alelacele bir açıklama yaptığını dile getiren Tonguç, Çöllü'nün iftira ettiğini söyledi. Bu vatandaşlarımıza sıkıntıları dile getirdim. Bunun üzerine Sayın Çöllü öylece bilgisizce bir açıklama yapmış ve bazı iftiralarda bulunmuş. Birincisi bu konutların tamamlanmadığını söylemiş. Bu konutlar AK Parti hükümeti tarafından yapılmış ve hak sahiplerine teslim edilmiştir. Cem Çöllü diyor ki bu konutların arsası Manisa Belediyesi tarafından peşkeş çekilmiştir ve aynı zamanda ücretsiz olarak verilmiştir. Yine kendisine arkadaşları yanlış bilgi vermiş olsa gerek, bu konutların arsası karşılığında Manisa Belediyesi'ne iki blokta toplam 37 adet daire teslim edilmiştir. MHP'li Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün tüm akrabalarını belediye kadrolarına yerleştirdiğini belirten Tonguç, Manisa Belediyesi'nin parasıyla seçim kampanyası yürütüldüğünü iddia etti. Manisa Belediyesi'nin paralarıyla seçim kampanyasını yürütenler, aynı zamanda milletin parasını kendi şahsi çıkarları için harcayanların da haramdan, helalden bahsetmeye haklı. Yakın akrabalarımızın hepsi işe girecek. Ondan sonra ilçelerden otobüs insanları kent konseyi adı altında toplayıp seçim çalışması yapacak. Bu milletin parasını bunlarla harcayacaksınız. Arkasından haramla helalden burada bahsedeceksiniz. Tokyo 3 site yönetimine talip olan Muhammed Yılmaz, Dursun Coşkun ve Halit Gülhan da basın açıklaması esnasında hazır bulunarak belediye ile ilgili şikayetlerini dile getirdi. Burada yapılması gerekip de yapılmayan şeyler çok. Hani şimdi bunu madde de söyleyebiliriz. Seçime gittiğimiz için bütün burada eksiklerimiz için. Bugüne kadar emlak yönetimi olsun, şu anda başta olan belediye başkanımız olsun, bize hiçbir yardım yap. Şundan eminiz ki bu site sakinleri ve mahalle sakinleri, bu site ya da mahalleye en çok AK Parti'nin hizmet olduğunu defalarca söylüyorlar ve biz de bu hizmet...